Selamlar reis. Sana da selamlar Serdar. Bize de herkese selamlar. Bizden de herkese selamlar. Evet, eli ayağına karıştı Serdar. Yo, ondan değil ya. Evet Serdar. Biraz yoruldum. Videoya girişi sen yapar mısın abi? Arkadaşlar, bayanlar ve baylar, Kanatlar Alemi Samsun'dan herkese kamyon dolusu selamlar. Vay be, işte bu ya. Eczanedir. Çak adamsın ya. Arkadaşlar Serdar'la birlikteyiz. Biraz planlarımız, sohbetlerimiz var. Hem Serdar'la konuşalım. Ondan dolayı şimdi sizlere sürprizlerden bahsedeceğim. Ne olacağını, ne zaman geleceğini söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Şimdi birinci bomba sürprizi söyleyeceğim. Birinci bomba sürprizimiz arkadaşlar, bize bu desteği veren, bizim yanımızda olan kimler? Onları ileride söyleyeceğim, onu söylemeyeceğim. Ama şu anda 15 gün sonra Serdar, 10 çeşit ırk geliyor, tavuk ırk. 10 çeşit? Evet. Belli mi bunların? Abi ben şimdi, ya bu zamana kadar yapmış olduğum bu tavuk yetiştiriciliğinde, hobi kümesi tavuk yetiştiriciliğinde, ya benim için çok önemli miydi neyin ne oldu? Değildi. Ben burada olsun. Ha, kanatlı olsun. Güzel bir ortam olsun. Aynen öyle. Tamam. Biz neşelenelim. O hadi ya. Biz onu düşünüyorduk. Ama tabii şimdi bu kanala girince YouTube'a o kadar çok güzel kardeşlerimiz var ki. Ya o kadar çok bu işi yapan arkadaşlarımız var ki. Şimdi ben bunları izleyince abi süs tavukçuluğuna da gerçekten merak saldım. Şimdi bunların bu merakla birlikte de ya dedik ki biz de alacağız bunları. Ama şöyle bir şey yaşıyorum Serdar. Evet, reis de arkadan selam etti. Serdar bunları almaya fırsat bırakmadı abone kardeşlerimiz. Bizi takip eden kardeşlerimiz. Bizi gerçekten elimizi kolaylaştırıyorlar. Çok güzel bir gönül birliği var abi. Değil mi abi? Ben de bunu senin samimiyetine bağlıyorum abi. Başka bir şey değil yani. Herkeste olmaz böyle bir şey. Teşekkür ederim. Keşke herkeste de olsun be Serdar. Benim de tek dileğim olur o. Abi. Zaten ha, senin gibi bir insanla olmuyorsa kesinlikle karşı tarafta bir problem vardır abi. Öyle düşünüyorum. Olur. Bir art niyet, bir fesat vardır yani. Hocam aşağıdayız. Aleykümselam hocam. Sağ ol hocam. Hocam şimdi Serdar'la video çekiyorum. Tamam. Aleykümselam hocam. Nasıl bisiklet? Hocam valla bir iki saat daha buradayım. Ondan sonra da geçerim hocam artık. Yemleri falan video çekimlerinden sonra geçeceğim. Ben anlamak hocam. Şey olursa gelirsin hocam. Tamam hocam. Hadi sağ ol hocam. Demek istediğimiz elimizi kolaylaştırır. Sağ olsunlar, var olsunlar. Abi samimiyette, dostlukta, sevgide her şey bunun eşittir nedir? Samimiyet eşit artı dostluk. Artı güven. Artı güven eşittir nedir? Karşılıklıdır abi. Evet. Bu böyledir. Buna emin öyledir ol. Öyledir tabii. İyi sen bu şekilde. Yani şimdi bizim için kolaylık oldu. Sağ olsunlar. Biz bir mücadele veriyoruz. E tabi sürprizlere gelelim. Şimdi biz bunları konuşuyoruz. Serdar'cığım 10 çeşit ırk civciv olarak gelecek. Biz de onları büyütmek boynumuzun borcu. Güzel bir şekilde büyüteceğiz. İyi, burada civcivlik büyümeleri bence daha iyi. Yani tabii. Adapte olurlar. Aynen öyle. Aynen. Gerçekten o adaptasyon süreci gerçekten çok önemli. Onun için onları öyle şekilde yapacağız. Ha, hangi ırklar geliyor diye sordum. Evet. Ya bana söyledi ama kardeşlerimiz valla hiçbir aklımda kalmadı. Çok değişik ırklar geldiğini biliyorum. Sürpriz olmuş olur. Sürpriz olacak. O gün de geldiği günde 15 gün sonra tek tek tüm dostlarla bunların ne olduğunu da paylaşacağım. Kimden geldiğini ve nasıl olduğunu o süreci de arkadaşlarımla paylaşacağım. En azından önden arkadaşlar en az 10 çeşit ırkımızın geldiğini bilmenizi istiyorum. Bunun yanında sürpriz şampiyon Türkiye şampiyonu, isim vermiyorum yine, Why Don't'lar geliyor abi. Vay be. Evet. Çok güzel. Takım halinde geliyorlar. Ve gerçekten efsaneler. Ben resimlerini gördüm. Evet, herkesin Why Don't'una saygımız var ama bunlar gerçekten efsane. Onun için takım halinde arkadaşlar Why Don't'larımız da gelecek. Orada da onları da zamanı geldiğinde açıklayacağım. Şimdi bunu da söyledik. E biz ne yapacağız arkadaşlar? Güzel bir sürpriz daha vereyim. Yakın zamanda çiftliğimize
benim hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz kimler geliyor? Beçler mi? Hayır abiciğim. Beçleri çoğaltacağız. O ayrı. Vazgeçemeyeceğin. Ne olabilir? Vazgeçemeyeceğim. Bu çiftliğin demirbaşı olacak. Sağda solda eşinecek. Oraya gidecek. Buraya gidecek. Kim gelir buraya? Tavuk ırkı mı? Evet. Efsane. Salacaksın. Ama tabii efsane ama. Sussex. Ya abi ne Sussex'i ya? Atak. O buranın vazgeçilmezi. Olmazsa olmazı gelecek buraya. Merak ettim. Abi sen nasıl bilmezsin bunu ya? Ataks. Ne Ataks'ı abi ya? Abi bu ne? Abi ben ya tamam Ataks'a, Sussex'e hepsine saygımız sonsuz. Abi buranın vazgeçilmezi nedir? Ercan, senin Ercan abin en çok hangi tavuktan hoşlanıyor abi? Hayda arkadaşlar. Abi şu an beynim durdu ya. Serdar. Vallahi buna cevap verene kadar ben bu soruya devam edeceğim. Ercan abinin burada yıllardır burada veya başka bir yerde her zaman beslediği tavuk ırkı hangisidir abi? Ya şu an arkadaşlar diyordur sana ses de sesleri gelmiyor sana. Hmm. Abi şu diyor bir sürü kişi. Evet. Abi söylesene. Vallahi. Hint tavuğu. Ya abicim. Abi burada yıllardan beri olan. Ya Hint tamam Hint'e saygım sonsuz. Hint'i seviyorum. Niye? Kurt makine. Benim olmazsa olmazım ama. Benim hiçbir zaman vazgeçemeyeceğim. Ne olursa olsun. Hangi tavuk cinsidir abi? Köy tavuğu. Aa bitti abi işte ya. Alemsin. Tamam. Köy tavuklarımız gelecek abi. Hmm. Karma köy tavuklarımız. Çünkü böyle bir yere köy tavuğu her zaman yakışır abi. Çünkü neden? Burası doğal hayat. Tabii. Burası yaban hayat. Şu dağlarda kapalı olmayacak şekilde gezecek, eşinecek kanatlara ihtiyacım var. Bu bölge yeşerdim mi de zaten bunu eski videolarımı izleyenler görür. Harika bir ortam oluşuyor. Onlar bana huzur veriyor. Onun için köy tavukları gelecek yakın zamanda. Çok iyi. Evet. Şimdi ben sana çok bomba kimsenin şu anda tahmin edenler de vardır ama çok bomba bir haber vereyim mi? Ver abi. Nereden gelecek, nasıl gelecek söylemeyeceğim. Hmm. Ama çok bomba bir haberim var. Arkadaşlar. Merak ettim. Evet, onu da söyleyeyim. Gel yanımda, tavukları da gezelim. Reis burada, görmüş olduğun gibi. Hintlerimiz burada. Herkes yerinde arkadaşlar. Artık şuradan çıktık. Şimdi çıktık oradan ama Mehmet Hoca ile de konuştuk. Yakın zamanda orada tadilat başlıyor. Komple ön tarafları inşallah söküyoruz. Komple. Nasıl bir şey düşünüyorsun oraya? Demir abi. Köpekler için olacak orası. Köpeklerimiz orada olacaklar. Bakımları. Koyun zamanı geldiğinde koyuna gidecekleri zaman koyuncular gelip alıp köpeğini götürecek. Sonra koyun zamanı bitince köpeğini getirip burada duracak. Hiç sıkıntı yok. Biz koyuncular için, biz reçberler için, kardeşlerimiz için köpeklerini de barındırıyoruz. Karşılıksız her şey. Evet. Onu da söyleyelim. Orası çok güzel olacak. Ama sürprizimiz ne? Abi benim bu kümesleri yaptım ama arkadaşlara da sorayım. Bir tane kümes yapacağım arkadaşlar. O uçta mı olsun? Bu uçta mı olsun? Bence o uçta olsun. O uçta mı? Serdar evet. Bilir ne geleceğini biliyor. Daha iyi orası. Niye orası daha iyi? Abi güneşi daha fazla alır orası. Valla. Güneşi sever mi acaba o gelecek? Tabii. Vallahi mi? Tabii canım. Doğru diyorsun. Güneş hastası. Afrika'da falan aynen. Yaşıyor değil mi? Aynen. Arkadaşlar. Nisan ayı içerisindeyiz. Nisan ayı içerisindeyiz. Şu an bir kardeşimiz tarafından bizlere hediye edilecek sürpriz. Ben haberini aldığımda gerçekten havalara uçtum. Hep söylüyorum. Benim için canlılar çok kıymetli. Ve ben bu işi seviyorum. Ve bu işin sevdalısıyım. Bunu bana söylediğince kalbim yerinden güp güp etti. Yani karşı tarafa nasıl teşekkür edeceğimi bilemedim. Yani kardeşim diyorum. Vallahi teşekkür ediyorum. Gerek yok diyorum ama içimde iyi ki ya diyorum. İyi ki oldu diyorum yani. Çünkü bazı şeyler gecikiyordu. Evet. Karşı tarafa teşekkür ediyorum ama karşı tarafa gerçekten az kalıyor diyorum. Yani öyle düşünüyorum. Nasıl teşekkür, nasıl ifade edilir? Arkadaşlar benim için çok önemli. Sizlere de daha önce videolarımda söz vermiş olduğum buraya gelecek kanatlı, dev kanatlı
Deve kuşu arkadaşlar, deve kuşumuz. Allah'tan bir şey olmazsa bu alana deve kuşunun sığabileceği ve rahat şekilde hareket edebileceği bir alan yapıyoruz yakın zamanda. O gelmeden, o geldiğinde şu kümesler de idare edebilir, yavru olarak gelecek ama büyüyeceğini göz önünde bulundurursak bu alana büyük bir alan yapıyoruz. Ortada nöbetçi kulesi gibi olacak. Deve kuşumuz arkadaşlar Haziran'ın ilk haftasında kanatları alemi Samsun çiftliğine ayak basmış olacak. Vallahi duygularını söylesene. Ne diyorsun? Vallahi biz şöyle söyleyeyim, bunun biz hayalini kuruyorduk abi sen. Değil mi? Bir dakika, telefonum çalıyor, hemen onu kapatıyorum. Ya evet. Ben burada senin ne kadar kalbinin temiz olduğunu anladım, anladın mı? Hı. Ya bir şeyi çok istiyorsun abi. Oluyor değil mi? Oluyor ya. Vallahi ya kardeşim ne çok bileyim, duygulandım yani. Vallahi aynen öyle. Bu benim için çok kıymetli. Arkadaşlar gelecek ve burada deve kuşumuzu da yetiştireceğiz. Tek düşüncem şu anda ne biliyor musunuz? O geldiğinde onunla çok samimi bir ilişki kurmam lazım. Evet. Yani beni tanımalı. Ya kafası küçük, beyni küçük, böyle kızgın falan diyorlar ama benimle gerçekten aramda duygusal bir bağ olmalı. Yani beni gördüğünde yani annesini görmüş gibi olmasını istiyorum. Öyle bir samimiyet. Yani günümün çok noktasında alacağım arkadaşlar kucağımda, onunla saatlerce oturacağım. İşte birlikte zaman geçireceğim ama bana gerçekten çok sadık olması için onunla o mücadeleyi vereceğim. Çok zaman geçireceğim. Ve bakalım o büyüdüğünde, o devasa olduğunda araba kadar olacaktır büyük tabii ihtimal. Ki. Allah uzun ömür verirse, bir sıkıntı yaşamazsak. Ondan sonraki süreci tahmin bile edemiyorum arkadaşlar. Buradan Serdar'ımı kovalar. Serdar'ımı kaçar. Tabii, çok güzel bir bekçi. Tabii değil mi? Anladın mı? Nasıl olur, ne biter, ne gider. Onları hep birlikte yaşayacağız. Bakalım her şey nasip kısmet. Sürprizlerimiz şu anda bu kadar. Bundan sonraki süreçte oluşabilecek sürprizlerimizi de zaten sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ne diyorum? Hayat bir çiftliktir. Ve biz o çiftliği çekerek, sizlerle paylaşarak hayatımızı böyle su gibi akıp gitmesini her zaman birlikte yaşayacağız. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Destekleriniz ve yanımda olduğunuz için sonsuz teşekkür ederim. Herkesin iyi kalması, dost kalması, kardeş kalması dilekleriyle. Hepiniz sağ olun, var olun. Görüşmek üzere.